Meral'cığım işte mutfağımız. Arkada böyle güzel bir bahçemiz var. Fon olarak yeşillikler, ağaçlar. Çok güzel olmuş. Geniş, ferah ferah. Hani gelinler diyordu ya, ay tezgahım küçük, ay fırının azizliği. Bakın her şey, ankastreler bilmem neler. Kocaman her taraf tezgah. Çok güzel rahat, olmuş. Rahat, yayla yayla pişirsinler. Buyurun oturun. Ben de şöyle geçeyim. Evet, gördüğünüz gibi mesafeyi de koruyoruz efendim. Her yer zaten kapılar, camlar açık. Ferah ferah. Malzemelerimiz orada. Gelinin yapacağı malzemelerin hepsini çıkardı arkadaşlarımız. Sirkeli suya basıldı. Efendim, aa! İkramlık, mikser. Bunlar nereden? Hani mikserden bir şey görmedik diyordunuz ya. İşte ikramların hepsini ben yaptım. Buyur, lütfen alma. Ay ben ikram edeyim. Bana bir şeylik al. Ye. Ye Allah aşkına yiyin. Hani hep beni. Aa olmaz. Zuhal, bakın yeterim, o kadar hazırladık sizin için ayol. Olur mu öyle şey? Lütfen şunlardan da alın. Şunlardan da. Bunların hepsi bitecek. Ha şimdi beni anlarsınız. Roller değişti. Ha bana yiyordunuz ya dolmaları börekli. Ben de yiyeceğim. Yiyin anam yiyin. Yiyin. Sana İyi. Ne yapsak azdır. Aa çok teşekkür ederim. Yapmış kadar oldunuz. Artık burası sizin de eviniz. Bugün sizin eviniz zaten. Misafirleri siz ağırlayacaksınız. Kayınvalideleri. Hmm. Herkesin kendi evi olacak burası. Her gelen yarışmacı kendi evi gibi sahiplenecek burayı. Ama çok iyi oldu gerçekten. Hani durumu olan var, olmayan var. Hani. Tabii biz şimdi bu malum maalesef bütün dünyanın bizim de içinde var. Bulunduğumuz bu zor zamanlarda önlem... Ay ağlayacağım şimdi. Lütfen şu kahvenin köpüğünü çeker misiniz arkadaşlar? Allah'ım bugün de mi görecektim ya Rabbi? Buyurun Zuhal Hanım. Ey korona sen nelere kadirsin? Unutmayın 40 yıl hatırı var. Sen bir kahve yapacaksın da ben de göreceğim. Sen mi yaptın, başkası mı yaptı koydun oraya? Makine yaptı Zuhal Hanım. Makine makine. Tabii kahve denince. Çikolata da var ya. Aa. Bir kısmını yedim kusura bakmayın. Ama tabii ki gene mikserliğini bırakmamış. Sağaltıcı koy tamam arkadaşım, vedalaş artık. Bayağı pardon, kutunun yarısı pardon. Gitmiş zaten. Misafire evet. Böyle çikolata tut. Ben sana öyle mi öğrettim? Ayıp. Evimize gelmiş misafirlerimiz. Çok para verdim de o yüzden. Birazını da ben yiyeyim. Kusura bakmayın böyle. Böyle misafire sen evine gelen misafir. Gerçi sana kim gelecek de. Bayramda seyranda böyle kutusu yarısı bitmiş kutuyla mı ikram ediyorsun? Sizin gibi tanıdık olunca yiyorum. Bayağı iyi. Seyirciye ne söyleyeceksin? Bu arada yemiyorsanız onları alabilirim çünkü çok pahalı. Böyle bir şey olabilir mi? Kaç günde bunu, 5 gün bunu şey yapacak, verecek yani herkese herhalde. Ah Zuhal Hanım, ah bu işler gerçekten çok meşakkatliymiş. Şimdi anlıyor musun insanları? Aynen. Görüyor musun? Öyle sabah 5'te arıyordun, veriyordun siparişleri. Şunu pişirin bana, bunu yapın bana. Giriyordun ev ahalisiyle girişini ya. Milleti neler çekti. İş başa düştü. Döktür hünerlerini hadi. Bu iş en çok beni bitirdi Zuhal Hanım. İkramlar olmadan ne yapacağım şimdi? Oh be, iyi oldu sana. Ha, yayılıyordun, hazıra konuyordun. Löp 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 o mini gırtlak. Bu arada bir şey var, bir boşluk var. Bir şey eksik. Gelin. Aha Buse, evet ben de diyorum bir şey eksik. Hoş geldin ha. Hazırlandın mı? Hazırlandım. Süper, bak malzemelerin orada. Her şey senin için hazır ve de nazır. Gelinlerimize bizden kıyaklar. Hadi 2,5 saatini başlattım. Kolay gelsin. Yeni hafta, yeni bir ev. Artık bir kez daha söylüyoruz, yarışmacılarımız pazartesiden cumaya her gün burada yarışacaklar. Herkes tek evde yarışacak, aynı koşullar, aynı şartlar altında mücadele edecekler. Rekabet dorukta olacak her zamanki gibi heyecanımızdan. Herhalde bugüne kadarki bizim de gittiğimiz evlerde, evler arasında en büyük tezgahı, mutfağı olan ev burası oldu. Biz tabii ki hem kendi güvenliğimiz hem yarışmacılarımızın açısından böyle zor bir zamanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ve en iyi koşullarda nasıl misafir ederiz, nasıl yarıştırırız diye bütün her şeyi göz önünde bulundurarak ve elimizdeki imkanları maksimum seviyede kullanarak elimizden geleni yaptık. İnşallah da her şey güzel olsun hem İnşallah. Dünya için hem ülkemiz için. Allah bir an evvel şu musibetten hepimizi korusun. En kısa sürede de inşallah tedavisi, aşısı bulunup İnşallah. Bütün dünyanın ferah, refaha, eski günlerine dönmesini istiyoruz. İşte insan hayatının ne kadar kıymetli olduğu, yaşadığımız her şeyin değerinin bir kez daha farkına varılması gerektiğini. Bakın eskiden çok rutin, monoton, işte sıradan gibi gelen şeyler ki ne kadar kıymetli bir kez daha anladık herhalde. Bu arada gelinimiz ıspanaklı böreğin hamurunu yoğurmaya başladı bile. Kayınvalideler nasıl mikser bu hafta? Ben asık suratlıları sevmiyorum. Güler yüzlü insanları seviyorum. Onu da görünce uyarırım yani. Ne olur olsun uyararım yani. Merhaba ben Gülbeyaz. Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Bana Çavuş Gülbeyaz derler.
Ben 100-120 kişiyi idare ettim. 4 tane yarışmacı bana vız gelir. Bu arada diyetteyim. Yaş 60 olduğu için kilo almak istemiyorum, diyetteyim. İnşallah şöyle sağlıklı bir yemek yaparlar da benim de diyetim bozulmaz. Öyle vallahi yemeğe benden 10 gider. Merhaba, ben Seren Gülüm. Erzurum doğumluyum. Bursa'dan geliyorum. Brokoloyu sevmiyorum. Enginarı sevmiyorum. Bamyayı sevmiyorum ama tatlarına bakacağım. Ona göre puan vereceğim. Merhaba, ben Ümmü. Bartınlıyım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Esenyurt. Temizliğe dikkat ederim. Masa düzenine dikkat ederim. Gelinlerimizin saygılı olmasına dikkat ederim. Asla kırıcı olmamalarına dikkat ederim. Buse'yi çiğ çiğ yer. Ne? Ben de onları yerim vallahi. Süpersin Buse, işte başladı. Ya şimdi nasıl kalın var da çok... Yani eleştiririm, her şeyi şey yaparım. Çok konuşanı sevmiyorum. Yerinde konuşanı seviyorum. İnsana haksızlık yapılanı sevmiyorum. Ya tabii her şeyi inceleyerim, konuşarım ama öyle hat pat araya girmeyi sevmiyorum. Neleri sevmiyorum? Ne öne gitsin ne geriden kalsın. Bu hafta inşallah hepimiz adaletli oluruz. Ben adaletli olmayı çok istiyorum. Puanlarımızı inşallah ona göre veririz. Hak eden kazansın diyorum. Zuhal Hanım, gelinimize mutfakla ilgili bütün bilgileri verdik. Öyle mi? Ne, nerede, nasıl çalışır her şeyi ekibimizden öğrendi. Evet, yarışmacılarımıza öncesinde ekip arkadaşlarımız kabın, kacağın, aletin, edevatın yerini gösterdiler. Onları hazırladılar tabii ki yemek öncesi, nerede ne var diye. Onun için elimizden geleni yapıyoruz.